Osmanlı İmparatorluğu'nun sancaktarlığını elden bırakmamış olduğu tarihi bir gerçekken, adı anılırken genç vilayet yakıştırması haksızlık olur Osmaniye'ye. Cumhuriyet döneminde 1933'e kadar il olarak tanımlanmışken Osmaniye, bu tarihten sonra idari yapılanmadaki yeri ilçe olarak belirlenmişse de, 1996'da illiğinin tekrar verilişi bir hak iadesi sayılmalı. Yani bulunduğu coğrafyada bir merkez olma özelliğini hiç yitirmemiş Osmaniye. Çukurova'nın sıcağı, onu çevreleyen Amanos ve Toros dağlarının boyun eğmez duruşu, dumanlı Düldül ve Tırtıl dağlarının alçak gönüllü yükseklikleri, yüzünde okunur sanki Osmanlılar'ın. Toprakkale, Kadirli ve düz içindeki ovalar kadar, ovalar ve dağlar arasında kalan engebeli arazilerde de her toprak parçası özenle işlenmiştir. Yüzyıllara meydan okuyan, tarih öncesinden başlayarak tarihten haber verir gibi duran kaleleri, bir solukta zaman tüneline davet eder sanki sizi. Hitit mimari özelliklerini taşıyan Karatepe Aslantaş Kalesi, kendini Adana Ovası hükümdarı olarak tanıtan Asativatos'un gücünün simgesi gibi yükselirken, Osmaniye'ye 15 kilometre uzaklıktaki Kastavala şehri, Bodrum Kalesi, Sütunlu Caddesi, 5000 kapasiteli tiyatrosu, Roma hamamı, kiliseleri ve kendi çevreleyen kaya oyma anıt mezarlarıyla günümüze kadar ulaşarak Osmaniye'nin ne denli derin bir geçmişe sahip olduğunu kanıtlar. İlk çağlarda Çukurova'yı Suriye'ye bağlayan yolu kontrol altında tutmak için ovaya hakim kayalıklar üzerine yığılmış 75 metre toprak üzerine yapılmış toprak kale, bugün de Adana ve İskenderun yollarının kavşak noktası olma özelliğini koruyorsa, M.Ö. 2000 yıllarında dahi Osmaniye'nin coğrafyamızda ne denli önemli olduğunu gösterir. Osmaniye Kadirli yolu üzerinde ise Hemite, diğer bir deyişle Amuda Kalesi, Toprak Kale ve Yılan Kale'nin görüş alanı içinde hala onlarla haberleşir gibidir. Horasan'la Türk mücahitlerinin yerleştirildiği, Abbasi halifesi Harun Reşit'in uç beyi Faraç Bey tarafından 699'da yaptırılan Harun Reşit Kalesi'ni, Kaypak yolu 30. kilometrede yer alan Savranda Kalesi'ni, Çardak köyü yakınındaki kervan ticaretini kontrol için yapılmış Çardak Kalesi'ni, Hasanbeyli ilçesinden doğuya doğru 7 kilometre uzaklıktaki Karafen Kalesi'ni, Baba Oğlan köyünde hakim bir tepeye kurulmuş olan Baba Oğlan kalelerini anmadan, hatta görmeden gelip geçmek yakışmaz yolcuya. Ve yolunuzu düşürürseniz bir gün Osmaniye'ye, ki o günü geciktirmeyin, yaylacılığın en doğal halini bulmak için Nurdağ eteklerine doğru 26 kilometre gitmeniz yeterli. 16. kilometrede çam ağaçları arasında yörenin ahşap evleriyle süslü Olukbaşı yaylası, 10 kilometre sonrasındaysa yaz aylarında nüfusu 60 binlere ulaşan çam, sedir, köknar ağaçlarıyla çevrili Zorkun yaylasında bulursunuz kendinizi. Yayla tutkunuysanız, Ürün, Maksutoğlu, Bağdaş, Hasanbeyli yaylalarının sizleri ayrı ayrı güzellikleriyle beklediğinden de emin olabilirsiniz. Osmaniye, zenginlikleri ve sahip olduğu değerleriyle öylesine gelip geçilecek kentlerden olmadığını ilk bakışta anlatır görmesini bilene. Kastabala Vadisi içindeki Kırmıtlı Kuş Cenneti'nde düşlerinizi göçmen kuşların kanatlarına yükleyebilir, yalı çapkınlarıyla söyleşebilirsiniz. Düldül Dağı ve Ceyhan Nehri bereketini ovalarda bırakmaz sadece. O Ceyhan Nehri'dir ki milattan sonra 51. yıldan bu yana Harunya kaplıcalarına cennet gibi bir mekan sağlamakta. Geleneklerine bağlı Anadolu insanının sevdası, genç kızların doğal yün ve kök boya kullanarak yaptıkları Karatepe kilimlerinde resmedilmiş destandır geçmişte de,
şimdilerde de. Günümüze, yani üretime gelirsek, yer fıstığının Türkiye'ye ne zaman nasıl girdiği kesin olarak bilinmiyor. Ama kesin olan bir şey varsa, o da Osmaniye'nin yer fıstığı borsasının belirlendiği yer olduğudur. Ekimi zahmetlidir ama hasatı keyifli olur yer fıstığının. Ve yer fıstığı artık sadece kuru yemiş değildir Osmaniye'de. Vali Celaleddin Cerrah'ın ürün çeşitlendirme çabaları sonucu, muhteşem lezzetteki yer fıstığı şekeri tüm Türkiye'de marketlerin raflarında yerini almış çoktan. Yer fıstığı kadar turp üretimi de damgasını vurmuştur Osmaniye ekonomisine. Türkiye'de üretilen turpun %80'i Osmaniye Kadirli etiketini taşır. Sanayileşme konusunda idaresinden sivil toplum kuruluşlarına kadar topyekün kararlı görünen kentte gelecek kuşaklara geçmişi unutturmamak ve nerelerden gelindiğini anlatmak istercesine el sanatları da korunmakta. Osmaniye Valiliği, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı DOAKA, bıçakçılıktan dericiliğe, bağlama yapımından çam bardağı, yöresel böreği kömbeden kilimciliğe kadar ne varsa geleneksel yaşatma çabasında. Kaleleriyle karşılıklı duran ve bugün alternatif enerjinin baş aktörleri modern yel değirmenleri, parlak geleceğinin işareti gibi salınırken tepelerde, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nin birinci ve ikinci etapları tamamlanmış, üretim devam ediyor. Artan talep karşısında üçüncü bir etap için alan genişletme çalışmaları başlamış. Bu da gösteriyor ki Osmaniye bölgenin yeni demir-çelik üssü olmaya adaydır. Osmaniye'nin sanayi ve ticaretin en önemli unsurlarından ulaşım konusundaki şansı, duble yollar, İskenderun limanına yakınlığıyla pekişirken, 1,5 saatlik mesafede yer alan Adana ve Hatay havaalanları, Osmaniye'nin yatırım açısından alternatifsiz bir çekim merkezi olmasını sağlamakta. Osmaniye, Hititlerden bu yana dimdik duran kaleleri, doyumsuz yaylaları, kaplıcaları, antik kentleriyle gezmeye, sanayileşme için gerekli altyapısını tamamlamış, demir çelik ve tekstil sektörünün parlayan yıldızı olarak da yatırım için sizleri beklemekte. Osmaniye'ye hoş geldiniz.